Dünyanın en enteresan milli takım bizimkisi. En olmaz denilen yerden dönen, kendine has hikayeler yazan, ağlatan veya dans ettiren bir takım. Hepimizin en umutlu olduğu yerde, Euro 2020'de çöküşe geçen mesela, Dünya Kupası elemelerinde olmaz denilen yerden dönen ya da. Gelin bu videoda milli takımı, bizi bekleyen Dünya Kupası playoff sistemini ve muhtemel rakiplerimizi konuşalım. Euro 2020 depresyonumuz bir Müslüm Gürses şarkısı gibi üzerimize yapıştı. Bu biz değildik. Eylül ayında oynadığımız 3 maçta 4 puan alabildik ve tam 8 gol yedik. 6-1 sonuçlanan Hollanda karşılaşmasının ardından Şenol Güneş'e veda ettik ve tartışmalı bir şekilde Kuns Hoca'yı takımın başına getirdik. Birçoğumuz 4 maçlığına Sergen Yalçın, Aykut Kocaman, Yılmaz Vural vari bir Kurt Hoca'nın takımın başına geçmesi gerektiğini düşünüyordu. Bu karar doğru muydu? Kuns mantıklı bir seçim miydi? Hamit Altıntop'un inisiyatifiyle alınan bu karar artık cevabını tarihle verecekti. Kritik Norveç maçı 1-1'le geçilirken Letonya'yı deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başarıp son viraja klasik Türkiye A milli futbol takımı hissiyatları ve olasılıkları ile 3. sırada girdik. Norveç ile olan 5 averaj farkımızı kapatmak için Cebeli Tarık'tan daha uygun bir rakip olamazdı. Kontrollü ama istekli oynadık, 6-0 kazandık. Peki Kuntz neyi değiştirmişti? Kuntz bir taktik dehası mıydı? Kuntz'un sihirli bir değneği mi vardı? Tabii ki hayır. Kuntz sadece depresyonda olan bir takıma sarıldı. Onlarla dertleşti, konuştu. Bu takıma tekrar yapabilirsiniz ve ben buradayım, sizinleyim imajını verdi. Sürekli gülümsedi, biz Türklerin çok sevdiği gibi sürekli fiziksel temaslar etti, şakalaştı, sarıldı, eğlendi. Buna ek olarak Şenol Güneş'e göre daha hücumcu 11'ler çıkarttığını söyleyebiliriz. Kenan yerine Kerem Aktürkoğlu gibi daha çok risk alan bir kanat forveti tercih etti. Hakan Çalhanoğlu'nu Inter'deki pozisyonuna yani 8 numaraya çekti. Hakan'ın üzerindeki sen 10 numarasın, gol at, asist yap stresini egale etti. Hakan takımın top çıkaran merkez oyuncusuna dönüştü. Halil, Abdülkadir, Orkun ve Rıdvan gibi rotasyon oyuncularındansa tam performans aldı Kuntz Hoca. Bir de tabii ki Letonya kalecisi Ozos devreye girdi. Ozos'un Norveç karşısındaki inanılmaz performansı ise bizim için adeta ikinci bir İslam Bek Kuat vakasıydı. Artık avantaj bizdeydi. Karadağ'ı yendiğimizde en azından playoff'u garantiliyorduk. Karadağ'a panik olmadan rahat bir oyunla geçtik. Bu kez Norveç'in Hollanda'yı yenmesi gerekiyordu ama olmadı. Madem öyle şimdi ne yapalım? Peki playoff'ta bizi neler bekliyor? Bunların detaylarına bakalım. Dünya Kupası eleme gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takım ve Uluslar Ligi'ni gruplarını lider tamamlamış. Ancak Dünya Kupası eleme gruplarından kupaya gitme hakkı kazanamamış en iyi 2 takım playoff turundaki 12 takım oluşturuyor. Bu 12 takım 26 Kasım'da çekilecek kura ile 4'erli 3 ayrı playoff yoluna ayrılacak. İlk playoff maçları yani diğer bir tabirle yarı finaller seri başı takımların ev sahipliğinde 24 Mart 2022'de, final maçları ise kura çekimi sonucu belirlenecek tarafın sahasında 29 Mart 2022'de oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak bu yarı final ve final maçları sonrası 3 ayrı yoldan birer galip çıkacak ve bu 3 takım Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak. Gerçekten çok karışık bir sistem ama artık FIFA işleri bu kadar karıştırmayı bayağı bir seviyor. Biz seri başı olmayı başaramadık ve Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler arasından kura ile belirlenecek bir takımla deplasmanda zorlu bir playoff yarı finaline çıkacağız. Onu geçtiğimiz takdirde ise playoff finali ve ardından inşallah Katar gelecek. Peki ilk aşamadaki rakiplerimiz kimler? Öncelikle İtalya. Son Avrupa şampiyonu penaltı krizlerinin ortasında düşüşe geçmiş ve formsuz bir şekilde playoff'lara geliyor. Özellikle hücum hattındaki oyuncuların formsuz olması dikkat çeken en önemli nokta. Portekiz. Ronaldo belki de son kez Dünya Kupası oynayacak mı oynamayacak mı? Portekiz'de asıl soru bu aslında. Sırbistan'dan yenen son dakika golü keyifleri kaçırsa da derin futbol güçleri Ronaldo'yu turnuvanın dışında tutmamak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Galler. Avrupa şampiyonasında karşısına hiçbir varlık gösteremediğimiz Galler playoff seri başları arasında aslında dişimize en uygun rakiplerden birisi. Sert ve mücadeleci oyun yapılarını sürdüren Galler, Belçika'nın yer aldığı beşli gruplarda sadece bir kez yenildi. Rusya. Son Dünya Kupası'nın ev sahibi. Grup aşamasını neredeyse harika geçirmesine rağmen son maçta Hırvatistan'ı yenilerek playoff'lara kaldı. 10 maçın 7'sini kazandılar ve iyi bir takım oyunu sergiliyorlar. İskoçya Steve Clark'ın oluşturduğu sert, mücadeleci ve hızlı bir jenerasyona sahip. Galler'e kıyasla daha teknik ve daha bitirici bir takım olduklarını da söyleyelim. İsveç. Diğer ülkelere göre en çok isteyebileceğimiz rakip belki de. B grubuna inişli çıkışlı bir performans sergileyen Kuzey ekibi, skor üretmekte zorlanan ve kolay gol yiyen bir görüntü sergiliyor. Ve tabii ki onların Zlatanları var.
Bize kalırsa ilk maçta Portekiz veya İtalya yerine kimi seçersek mental anlamda bize güç verecek. İngiltere ekollü ada takımlarına karşı tarihsel olarak başarısız olduğumuzu kabul edersek kuzeyden İsveç veya Rusya bizim için mantıklı gözüküyor. Bu ekibi yendikten sonra da kazanan rakiplerden biriyle bir maç daha oynayacağımızı hatırlayalım. Yani oldukça zor bir macera bizi bekliyor. Peki ilk maç için sizin gönlünüzden geçen ülke hangisi? Bunları yorumlarda belirtmeyi, kısa paslar Instagram'a gelmeyi unutmayın. Yolumuz Katar olsun. Hoşçakalın.